Arkadaşlar merhaba. Güzel bir video ile yine karşınızdayım. Bugün ekranda gördüğünüz Maurice Watermaze, yüksek lisans ya da doktora yapacak arkadaşlar için ve deney hayvanları üzerinde çalışacak arkadaşlar için çok önemli bir davranış testi kendisi. Davranış testleri genelde şu şekil: açık alan testi, pasif sakınma testi, yeni obje tanıma testi, ya daha birçok test çeşidi var. Bununla ilgili bir derleme yazdım zaten. Çok kısa zamanda paylaşacağım. Şu an ekranda gördüğünüz Maurice Watermaze testi. Bu testte büyükçe bir havuz. Bu havuz bayağı büyük. Yani fotoğrafta küçük gözüküyor olabilir ama çok da ağır dolduğu, su dolduğu zaman. Bu havuzu su dolduruyoruz biz yarıya kadar. Ve bir platform oluyor. Şurada. Şöyle daha iyi olacak. Evet. Yarıya kadar dolu ve bir platform var. Bu platform şurada oluyor. Şu an gördüğünüz video 5. gün. Bu test 5 gün yapılıyor. 4 gün, hemen şurada göstereyim. 4 gün şu beyaz gördüğünüz yerlerden hayvanlar bırakılıyor. Mesela ilk gün buradan, ikinci gün buradan, üçüncü gün buradan, dördüncü gün buradan. Ve son gün gelindiğinde video kayıt yapılıyor. Ve yapılan video kayıtta, yani diğer 4 önceki 4 günde burada bir platform var ama yapılan 5. gündeki prop test deniyor buna. Bu testte burada platform yok. Bu testin yapılış amacı hayvan 4 günde öğrenebilmiş mi? Şöyle ki burada bir video kaydı alınıyor. Bütün hayvanlar, işte kaç grupta kaç hayvan varsa, ve 1 dakika ölçülüyor. Hayvan şu kenardan bırakılıyor. Burada beklenilmesi gereken, eğer hayvan aklı hani şey, yani demans yapılmamışsa, ben Alzheimer yapıyorum hayvanları genelde. Alzheimer olan hayvanlarda yani hani direkt platformun olduğu yere yönelim olmuyor. Burada görmek istediğimiz de bu. Eğer direkt buraya yönelim olsaydı ve biz burayı dörde bölüyoruz, şu şekil ve şu şekil. Genelde şu kısımda dursaydı, yani buralarda dolansaydı, platformu arıyor olacaktı ve demans, Alzheimer olmadığını anlamış olacaktım. Deneyin yapılışı şu şekilde. Hemen şu resme tekrar geri döneyim. Gördüğünüz gibi şu beyaz buralarda yönler yazıyor. İşte doğu, batı, kuzey, güney şeklinde. Dediğim gibi 4 gün hayvanın öğrenmesi için çalışma yapıyoruz. İlk gün hayvan bu köşeden bırakılıyor. Burada gördüğünüz şekillerde hayvanın platforma çıktığında ezberleyebilmesi için koyulmuş şekiller. Bunların farklı olmasının sebebi, hayvan işte her yönden farklı şekilde farklı günde bırakıldığı için. Yani mesela buradan bırakıldığında ilk gördüğü şekil bu. Buradan bırakıldığında da ilk gördüğü şekil bu olduğu için önemli, bu şekillerin dikkat çekici ve büyük olması gerekiyor. 1. gün hayvan şu oku görüyorsunuzdur. Buradan bırakılıyor. Yani burada ben oturuyorum genelde, ya da çalışma yapacaksanız siz oturacaksınız. Bu tarafta, yani şu okun olduğu yerde şekil yok. Siz varsınız. Hayvan sizi görecek burada. Ve elinizde kağıt kalem not alacaksınız. Bir de kronometre lazım. İlk gün buradan bırakıyorsunuz ve kronometreden 70 saniye ayarlıyorsunuz. İlk gün olduğu için genelde bulamıyorlar. Şans eseri bulanlar hariç tabii. 70 saniye sonunda, eğer hayvan bulamazsa, nazikçe elinizle hayvanı platformun olduğu yere götürüyorsunuz. Yani şuraya, şu bölgeye. Ve burada 20 saniye hayvanın yeri öğrenmesini bekliyorsunuz. Yani o şekillere bakacak sağa sola ve kafasında oluşturması gerekiyor yeri. Ondan sonra işte diğer yönden, sonra diğer yönden, sonra diğer yönden. Yani 70 saniye, 70 saniye, 70 saniye, 70 saniye. 4 yönden de kayıt almanız gerekiyor. İkinci güne geldiğinizde, mesela dün buradan bırakmıştık. Yani sizin oturduğunuz yerden bırakmıştık hayvanı. İkinci gün buradan bırakıyorsunuz. İlk buradan bırakacaksınız hayvanı. Sonra 70 saniye sayıyorsunuz. Buraya 70 saniye, buraya 70 saniye, sonra buraya. Üçüncü gün geldi. İkinci gün buradan bırakmıştık. Üçüncü gün buradan bırakacağız. Yine 70-70. Şöyle ki ikinci ve üçüncü günlerde hayvan artık platformun yerini öğrenmeye başlıyor. Siz mesela hayvanı buradan bıraktınız ve 20 saniyede buldu. Hemen kronometreyi durduruyorsunuz ve 20 saniye olarak not alıyorsunuz.
son günde probe test yapılıyor. Şu şekil videoyu biraz izleyelim. Bu probe test olacak. Evet, Alzheimer grubu birinci hayvanmış. Görüyorsunuz, oturduğum yerden bıraktım ben hayvanı. Normalde platform burada. Bakın hiç burada oyalanmadı. Suyun siyah olmasının sebebi burada platformu görmemesi gerekiyor. Gördüğü zaman direkt yani basacaktır. Suyu boyayla boyuyoruz. Bu toz boyalar var. Onunla boyuyoruz. Ya havuzu ne kadar dolduruyoruz derseniz bir platform. Ya bu platform şey, bu büyük borular oluyor. Kalın borular. Plastik. Ondan şöyle bir hani kol boyu keserseniz onun hafif yani üstüne geçecek su. Yani yüzeyden baktığınızda görmeyeceksiniz. Bu şekil yaparsanız sağlıklı bir deney olacaktır. Gördüğünüz gibi bir dakika saydım. Ölçerken de bu probe testi yine 1/4'lük kadranı ölçeceksiniz. Yani hayvanı buradan bıraktınız. Hayvan gitti ve buraya girdi. Hemen kronometreye basıyorsunuz. Bu tur sayılı olan kronometreden. İşte burada geçirdiği süreyi buluyorsunuz. Dışarı çıktığı an kronometreyi durduruyorsunuz. Önemli olan buradaki süre oluyor 5. günde. Yani kısaca özet geçersem su testinde 4 gün her günde ayrı yerden bırakıyorsunuz. Ve o 4 yönü tamamlıyorsunuz. 70 saniye. Eğer hayvan 70 saniyede bulamazsa ilk gün için geçerli bu. 20 saniye hayvanı platformu tanıtıyorsunuz. Ve tüm verileri not almanız gerekiyor. Su testi böyle. Umarım yararlı olmuştur. İzlemeye devam.